Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Kaydediyoruz bir yandan. Bugün sizlerle birlikte medya siyaset dersimizin sunum haftalarına başlamış bulunmaktayız. Sunumlarımıza başlayacağız. Normal koşullarda bugün iki sunumumuz vardı. Ama bir arkadaşımız Burcu hiç benimle iletişime geçmedi. Vizeye de girmedi. Tahminimce gelmeyecek. Burak da normalde PowerPoint'ini daha önceden göndermişti. Fakat video ile alakalı sıkıntı yaşadığını belirtti. Bu gibi durumlarda ben mümkün mertebe önceden hazırlanmanızı elbette istiyorum. Tabii ayrıca son dakika yani sıkıntı yaşadığınız zaman da bana bunu daha öncesinden geçerli sebep belirterek söylemenizi istemiştim. Ha velev ki öyle bir durum olmadı ama video da yetişmedi. Bu gibi durumlarda riski göze alarak, riskten kastım nedir? İşte internet sıkıntısı olabilir, başka sorunlar olabilir. Eğer hazır hissediyorum ben canlı yayında yapabilirim diyorsanız bu durumda da bunu sağlıyoruz. Tabii benim önceliğim özellikle sağlıklı yürümesi açısından önceden video çekip bana video ile göndermeniz. Hani bunu bundan sonraki sunumlar için de arkadaşlar aynı şekilde isteyeceğim. Ama hani böyle durumlar yaşanırsa ve hani yok hocam ben hazırım. Hani video bir şekilde olmadı. Ama o yüzden ben canlı da sunmak istiyorum da olabilir ama dediğim gibi onun riskini de tamamen siz göze alıyorsunuzdur. Hani o, çünkü ben yaşanabilecek sıkıntılarda tekrar bir program düzenleyemem. Malum programımız herkesin her hafta günleri en azından sabit. Dolayısıyla bunu da böylelikle söylemiş olalım. Bugün de Burak bizlerle birlikte olacak. Sunumunu yapacak. Aslında ilk sunum. Böylelikle ben de bu sunumu değerlendireceğim. Sizler de bu noktada tabii sunuma dair temelde neler istediğimi, hani nelere dikkat edeceğimi de böylelikle anlamış olacaksınız. Bu açıdan da size faydası olacağını arkadaşlar düşünmekteyim. Burak, ekran paylaşımını açtım. Sözü de Tamamdır hocam. sana bırakıyorum. Başlayabilirsin. Hocam öncelikle merhabalar tüm arkadaşlara. İyi günler diliyorum. Hocam şimdiki bu anlatacağım konu 367-2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı bir kriz. Aslında 367 krizi oldukça derin, oldukça Türk siyasetinde önemli bir yer tutan kriz. Çünkü 367 kriziyle birlikte işte hem Cumhurbaşkanlığı seçimi gündeme geliyor, hem e-muhtıra olayı çıkıyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yayınladığı, aynı zamanda 22 Temmuz erken genel seçimi oraya giriyor ve tekrar bunun sonucunda da bir de 21 Ekim referandumu aynı yıl içinde Türk siyasetine böyle bir şey girmiş oluyor hocam. Bu 367 krizi nasıl başladı diyecek olursanız aslında 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacaktı. Abdullah 10. Ben Cumhurbaşkanı ekran Ahmet paylaşacak mısın Burak bu arada? Hocam ekran paylaşmayı nasıl yapıyorum onu bilemiyorum. Size göndermiştim. Siz paylaşabilirseniz. Paylaşabilir misiniz? Size zahmet. Tamam. Buradan ben de paylaşayım. Bir yandan göstermiş olayım. Evet. Devam edebiliriz. Hocam şimdi 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi doluyordu. 16 Mayıs 2007'de dolmasıyla birlikte. Yeni Cumhurbaşkanlığı seçim için bir meclis seçime gidecekti. Fakat bunun öncesinde Türk siyasetinde şu son zamanlarda önemli bir muhalefet ve iktidar çatışmasından dolayı AK Parti ve CHP bu konuda uzlaşamıyordu. Asıl mesele hocam 26 Aralık 2006'da eski Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun bir gündemiyle bir yazısıyla bu 367 krizi piyasaya doğdu, bir gündeme geldi. Hocam orada şunu diyor Sabih Kanadoğlu, eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olduğu için öncelikle demek istediği şu: işte milletvekili sayısı diyor 367 olacak ki diyor Cumhurbaşkanı seçebilirsiniz diyor. 367'ye ulaşmadan diyor Cumhurbaşkanı seçilemez diyor. Bunun akabinde hocam tartışmalar başlıyor, görüşmeler başlıyor. Ve 27 Nisan'da ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi var. 3 tane aday çıkıyor hocam. Eğer aşağı indirirseniz 3 tane adayımız var burada. Abdullah Gül, AK Parti'nin desteklediği aday. Sabahattin Çakmakoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteklediği aday. Tayfun İşli de Demokratik Sol Parti'nin adayı. Aslında hocam partiler aday gösteremiyor doğrudan anayasamızda belirtildiği üzerine ama hani arkasında destekçisi olarak bu 3 aday çıkıyorlar. 25 Nisan'da başvurularını yapıyorlar Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. Bunlar hepsi başvurusunu yapıyorlar. Hocam 27 Nisan gecesi, 27 Nisan günü ilk şey yapılıyor, seçim yapılıyor. 354 milletvekili var AK Parti'nin.
ve 357 milletvekiliyle seçime katılınıyor. 356 milletvekilinin oyunu alıyor. 367'ye ulaşamadığı için Abdullah Gül seçilemiyor. Bu da anayasaya iptal davasına sebep oluyor. CHP anayasaya iptal davası açıyor hocam. Bu yüzden 367 kişinin olduğundan dolayı. Şöyle bir altta da zaten şeyler yayınlandı. Kaç milletvekili olduğunu. Evet. Hocam aynı gün Türk siyasetine e-muhtır olarak giren bir şey yayınlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gece saat 11'de. 27 Nisan gece saat 11'de muhtırada laiklikten vurgulanıyor. Bundan sonra işte Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin layık olmasından, ondan bundan vurgulanıyor. Ve tabii bu Türk siyasi tarihine çok önemli bir kara leke olarak geçiyor aslında benim fikrimce. Çünkü ordunun siyasete karışmasını biz yıllardır, işte ta 1915'teki Balkan Savaşları'ndan beri biliyoruz. Ordu yine burada siyasete dahil olarak aslında bir Cumhurbaşkanı'nın seçimini engellemek, ertelemek istiyor. Hocam bu muhtıranın yayınlanmasının ardından medyamız da ikiye bölünüyor. İşte kimisi bu muhtırayı desteklerken laiklik muhtırası diyor. Özellikle sol kesim, yani Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmasın diyenler burada şey yapıyorlar. Muhtıranın layık olduğunu, muhtıranın aslında gerekli olduğunu savunurken tam tersi bir kesim ise hocam, işte bu muhtıranın devlet yönetimine bir müdahale olduğunu, devletin İç işlerine karışıldığını, devletin siyasi yapısına askerin karıştığını belirtiyor. Bu yüzden medyamız yine her zamanki olduğu gibi sağ ve sol akım olarak ikiye ayrılıyor hocam. Yani medya yine burada gücünü gösteriyor. Kitleleri peşinden sürüklemeye başlıyor. Bir kesimi muhtıra yayınlayan işte genelkurmayın vatan hainliğiyle suçlarken diğer bir kesimi, yani halkın bir kesimini işte muhtırayı yayınladığı için kahraman ilan ediyor. Bunun neticesinde hocam bu olay bayağı bir uzuyor işte ve bu dönemde işte Cumhurbaşkanlığı seçimini engellemek adı altında hocam Cumhuriyet mitingleri düzenleniyor. Cumhuriyet mitinglerinin aslında Türk siyasi tarihinde şöyle bir önemi var. Türk medyası açısından hocam bütün medyayı, sağcı medyayı, solcu medyayı, işte ileri gelen, geri gelen tüm medyayı aynı çatı altında birleştiriyor. Cumhuriyet mitinglerini herkes demokratik bir olgu olarak halkın bir tepkisi olduğunu şey yapıyor. Burada gazete haberlerinde de bütün işte gazeteler şey yapıyorlar. Ve hocam bu sırada erken genel seçim kararı, şöyle erken genel seçim kararı alınıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün seçilememesi üzerine ve milletvekili sayısından AK Parti'nin milletvekili sayısı yeterli olmadığı için dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan kendi partisiyle birlikte erken seçim kararı alıyor. Erken seçim kararında da hocam 24 Haziran olarak istiyorlar erken seçim tarihini. Fakat Yüksek Seçim Kurulu belirlediği için erken seçim tarihini 28 değil 22 Temmuz olarak, 24 Haziran değil 22 Temmuz olarak bir şey yapıyor, belirliyor, uygun görüyor. Ve bu doğrultuda hocam erken seçime gidiliyor. Tabii erken seçimin yanında tüm partilerin de desteğiyle 376 oyla bir anayasa değişikliği kabul ediliyor. Anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanlığı seçimi gündeme geliyor. Cumhurbaşkanını halkın seçeceği, milletvekili seçimleri 5 yıldan 4 yıla bir düşürülecek ve hocam burada bir şöyle bir şey oluyor. Cumhurbaşkanı halkın seçeceğinin yanında görev süresi 7 yıldan 5 yıla ve 2 dönem olmak üzere görev süresi belirleniyor. Yani bir kişi ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilebilecek. Buraya yazmadım hocam ve şu da var. Cumhurbaşkanının meclisten olma zorunluluğu kalkıyor. Daha doğrusu aslında Ahmet Necdet Sezer de meclisten değildi ama o zaman bir istisna yapılmıştı. Bu kanunlaşıyor hocam. Meclisten, yani artık dışarıdan sivil bir vatandaşın da Cumhurbaşkanı adayı olabileceği gündeme geliyor. Hocam bunu dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer görev süresi dolmasına rağmen yine de şey yapmıyor. Başta kalıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı seçilmediği için Cumhurbaşkanlığına devam ediyor ve bu paketi anayasaya iptal iç tekrar meclise gönderiyor hocam. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 370 oyla tekrar aynen kabul edildiği için bu sefer veto hakkı ve meclise tekrar göndermesi olmadığı için anayasaya iptal davasında başvuruyor. Anayasaya iptal davasını açıyor fakat aynı zamanda da referanduma götürme hakkının olduğundan dolayı referanduma götürüyor hocam. Referandumda burada sayısı var hocam referanduma. Yine referandum evet şeklinde bayağı bir güçlü bir şekilde
kazanılıyor. %68 evet. İstatistiği şimdi buldum hocam da. %68 ile evet kararı çıkıyor ve artık Abdullah Gül'ün de yapabileceği herhangi bir şey olmuyor. Çünkü referandum zaten bu durumda hem halk tarafından hem meclis tarafından kabul edildiği için mecburen yürürlüğe girmek zorunda kalıyor bu değişiklikler. Ve bu arada tabii ki hocam referandum süreci yine basınımızda her zamanki gibi ikiye bölmüştür basınımızı. Yani bir kesim ama hocam burada şöyle bir şey var. Bu sıkıntıyla karşılaştım ödevimi yaparken özellikle. Gazeteleri de aramama rağmen haber geçmişinde bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. İşte gazete manşetleri olsun, gazete haberleri olsun. Gazetelerle irtibata geçtim. İki taraf gazetesiyle de paylaşmak istemiyorlar. Bu konuda bir sıkıntı yaşadım. Yani haber konusunda özellikle böyle görsel bir haber konusunda oldukça sıkıntı yaşadık hocam. Hocam referandumda kabul edilince tekrar Cumhurbaşkanlığı seçimi için şey yapılması gerekiyor. Ama bu arada hocam erken genel seçimi atladık. Erken genel seçime biraz değinmek istiyorum. Müsaade ederseniz. Evet. Hocam şimdi erken genel seçim 22 Temmuz tarihinde yapılıyor. Mevcut iktidar partisi AK Parti'nin oyları AK Parti'nin milletvekili sayısı 354'ten hocam 341'e düşüyor. Ama bu arada bir önceki seçimde 2002 seçimlerinde şeye giremiyor, barajı geçip meclise giremiyor MHP ise %14.27 oy alarak 71 milletvekili çıkarıyor. CHP'nin oyu %20.88 ile 112 milletvekili çıkarıyor hocam. Ayrıca DTP'nin desteklediği Bin Umut adayları diye bir 22 tane milletvekili ve 4 tane de bağımsız milletvekili meclise girmiş oluyor. Hocam bu durumda krizi aşmak için Milliyetçi Hareket Partisi kendi adayının olduğunu söylüyor. Fakat yani kendi adaylarını destekleyeceğini, Abdullah Gül'ü desteklemeyeceklerini, seçim yapıldığında mecliste olacaklarını söylüyor. Böylelikle hem o Sabih Kanadoğlu'nun 2006'daki söylediği işte 367 krizi soruna kavuşacağı yani netleşiyor. Daha seçimden sonra işte MHP'nin seçime katılmasıyla birlikte. Hocam tekrar referandum zamanı geldiğinde hocam 20 Ağustos'ta tekrar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor. İkinci seçimler bittikten sonra. 20 Ağustos'taki seçimlerde Abdullah Gül 341 oy alıyor. 24 Ağustos'ta 337 oy alıyor. Ve anayasa değişikliğinde hocam 3. turda belli bir salt çoğunluk aranmıyor. Sadece toplantıya katılanların salt çoğunluğu aranıyor Cumhurbaşkanı seçilmesi için. Hocam burada da 276 oy, yanlış hatırlamıyorum 339 oy alıyor hocam. Ve böylelikle Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanı seçiliyor. Konuyu böylece kısaca özetledim hocam. Arkadaşlarım veya sizlerin bir sorusu varsa sorular üzerinden gidersek. Şimdi benim bazı sorularım olacak sana. Aslında baktığımız zaman hani bu şu açıdan önemli. Sen anladığım kadarıyla bir çerçeve çizmeye çalışmışsın. Ki baktığımızda önemli bir konu. Özellikle 367 krizi, belki ondan önceki muhtıra meselesi. Fakat burada sorun olarak gördüğüm senin şu anki yapmış olduğun sunum daha ziyade bir siyasi tarih incelemesi. İşte sivil ordu ilişkileri, 27 Nisan muhtırası bahsettin zaten, askerin müdahalesiyle bir krize doğması. Şimdi benim sizlerden istediğim, hani bunu sana söylüyorum diğer arkadaşlarınız da dinlesin açısından. Benim istediğim daha ziyade burası. Bana bunların yorumlanmasını istiyorum ben senden daha ziyade. Nedir bunların yorumlanmasından kasıt? Bir yerde bahsettim sunumun esnasında oldukça kısa. Hocam bunların yorumlanmasından isterseniz hani, kısaca bahsedeyim ben size. Yok işte bunları sunumda vermen lazım. Yani anlatmak için söylüyorum. Diğer arkadaşlarına da örnek olsun diye söylüyorum. Örneğin bahsediyorsun ki söyledi cümle olarak da bahsetti. Bu gazetelerin büyük çoğunluğunun o dönem içerisinde laiklik hassasiyeti içerisinde olduğunu söylüyorsun. Evet. Peki kim bu gazeteler? Bu gazetelerin sahipleri kimler? Bu gazetelerin sahiplerinin bundan önceki özellikle laiklik tartışmalarındaki bakış açıları neler? Siyaset ile olan ilişkileri neler? Şimdi bunlar şu açıdan önemli. İşte ben size derste de anlattım.
örneğin Aydın Doğan'ın hızlı yükselişi olarak. İşte Posta Gazetesi, Milliyet Gazetesi burada görselleri kullanmışsın. Bence haber bulmakta bir sıkıntın yok. Bu manşetler üzerinden dediğim çerçeveyle çok rahatlıkla oluşturabilirsin. Hocam haber konusunda şöyle çok kıt kanaat şekilde haber bulabildim. Yazdığım zaman... Haber bulmanıza gerek yok. Buradaki manşetler bence zaten rahatlıkla analiz yapmaya yeterli. Ama senin burada sunumda eksik gördüğüm husus analizin olmaması. Nedir? İşte Posta Gazetesi, işte Milliyet Gazetesi, daha sonra Vatan Gazetesi. Bu gazetelerin işte o dönem içerisinde yanlış hatırlamıyorsam hepsi Aydın Doğan'ındı. Doğan Medya Grubu'na ait olması. Doğan Medya Grubu'nun işte bakarsın daha önceki siyasetle ilişkisi, iktidar ile olan ilişkisi, örneğin 28 Şubat sürecinde nasıl davrandı, şu anda nasıl davrandı gibi bir karşılaştırma yapabiliriz. Benim istediğim sizden daha ziyade bunların, bu siyasi olayların ne olduğu değil, medya organlarının, yazılı ya da görsel olabilir fark etmez, bu yayın organlarının bir, buna nasıl bakış açısıyla yaklaştığı, burada kısaca anlatıyorsun. İki, neden böyle yaklaştı? İşte o neden sorusunun cevabını zaten biz burada görebiliyoruz. İşte yaşanan bir kriz, 367 krizi, laiklik hassasiyetinin oluşması Cumhurbaşkanlığı seçimleri doğrultusunda ve bu doğrultuda acaba bu gazeteler nasıl yaklaşıyor? İşte bahsettiğim gibi Doğan Grubu böyle bakıyor. Öte taraftan daha muhafazakar diyebileceğimiz Yeni Akit grubu, evet. Daha bu noktada ilginç bir bakış açısıyla işte örneğin Erdoğan dik durdu gibi bir ibare kullanılıyor. Bu önemli bir ibare. Özellikle 28 Şubat süreciyle kıyasladığımızda. Çünkü 28 Şubat sürecinde benzer bir duruşu biz Refah Partisi içerisinde görememiştik. Dolayısıyla bu mesele önemlidir. Hatta o noktada Yeni Akit haricinde diğer gazetelere de bakabiliriz. Muhafazakar hassasiyeti olan gazeteler örnek olarak verebilirsek. Hatta ileride vardı, yanlış hatırlamıyorsam son sunumlarda, Yeni Asya, Kutlular grubunun olması lazım en son. Hala faaliyetlerini sürdüren Nur hareketi içerisinde İslami bir hareket olan bir gazete. Örneğin onların bakış açısından burada bahsetmiştim. Onun haricinde diğer gazeteler, örneğin o dönem siyasi iktidara doğrudan yakın olan Yeni Şafak gazetesi gibi. Ya da daha sonrasından FETÖ yayın organı olan Zaman gazetesi gibi. Acaba bu gazeteler neye bakmış? Nasıl değerlendirmiş ki onların görsellerinde Google üzerinden görsel, hani haberlerin içeriğine ulaşamasan bile görsel olarak bulabilirsin. Aynı burada bulduğum gibi. Onlar başlıklarda nasıl başlıkları vermiş? Nasıl bir bakış açısıyla yaklaşmış? Bunlar bizim için oldukça önemli diyebileceğimiz hususlar. Onun dışında Aydın Doğan dedik, peki başka gazeteler yok muydu? Mesela burada birçoğunu sıralamışsın. Örneğin Sabah gazetesi, o dönem içerisinde yanlış hatırlamıyorsam yine Tunç Bilgin'in sahip olduğu bir gazeteydi. Yine laiklik hassasiyetinin olduğu bir bakış açısıyla yayınlanıyordu. Onun haricinde diğer gazeteler, Akşam grubu, zaten Cumhuriyet yayın çizgisi zaten belli olan gazete gruplarıydı. Dolayısıyla bunların o yayın çizgileri ve siyasetle olan ilişkileriyle bu olaylara verdikleri tepkileri anlayabilmemiz lazım. Dolayısıyla senin biraz daha buralarda detaya girmen lazım. Yani bunların detayı bizim için oldukça önemli. Medya siyaset ilişkisi, yoksa hani anlattığın hususlar zaten derslerde, hani siyasi tarih derslerinde bizim incelediğimiz, zaten gördüğümüz, gözlemlediğimiz hususlar. Bu yüzden önemli. Hani anlatmaya çalıştığım husus. Peki bunu sana söylüyorum, diğer arkadaşlar da anlasın diyerekten, çünkü bundan sonraki sunumlarda da benzer hususlara bakacağız. Tamam, manşetleri kullanacaksınız, kullanın, ama bunların da bağlantılarını ben görmek istiyorum. Hani sadece manşet bırakıp geçmeyin. Bu önemli Burak. Bu açıdan en azından içerisinde değerlendirdiğimde eksik gördüğüm hususların başında bu geliyor. Çünkü önemli bir dönem ve medyanın, hani burada bahsediyorsun, medya özellikle bir yerde medya organlarının ikiye bölünmesi. Mesela bunlar önemli. Bunların biraz daha detayı. Yani kim bölündü? Hani bana biraz daha somut, şu gazete, evet, gazetenin yayın sahibi şu, bu, ya da işte o gazete
şunun sahibiydi, onun siyasetle olan ilişkileri, siyasi partilerle olan ilişkileri şu şekilde, o yüzden manşeti bu şekilde attı gibi. Dolayısıyla beni ilgilendiren kısım, hani bunun tarihçesi değil, daha ziyade medya organlarının nasıl bir bölünme, nasıl bir siyasi çizgi izlediği ve halkı nasıl etkileyebildikleri. Bu bizim için önemli. Örneğin erken genel seçim bahsedebilirsin. Mesela o seçimlerdeki medyanın bakış açısı. Mesela burada çok güzel bahsediyorsun erken genel seçimlerden. Peki seçim sonuçlarında medya neler demiş? Mesela burada bu var. Tamam, manşet olarak var. Ama manşetle birlikte devamının da olması lazım. İşte Vakit gazetesi, Halk muhtırası. O zaman Akit'le Vakit ikisi ayrı gazeteydi. O dönem içerisinde sonradan birleştiler. Anadolu'da Vakit vardı yanlış hatırlamıyorsam. İşte Cumhuriyet'in CHP'yi eleştirmeye başlaması seçim mağlubiyetinden sonra ilginç bir şekilde. İşte Yeni Şafak'tan bahsediyorsun mesela. Yeni Şafak'ın işte bunu bir sandık zaferi olarak. İşte benim istediğim bu. Neden Yeni Şafak bunu sandık zaferi olarak nitelendiriyor? Çünkü zaten kuruluşundan iktidara yakın. Siyasi iktidarla olan ilişkisinden dolayı. Yani benim anlatmaya çalıştığım, benim hani sana bunu söylüyorum şimdi, dediğim gibi arkadaşlardan da sunumlarında beklediğim husus zaten bu olacak sizlerden. Yani nedir? O bağlantıyı kurabilmek. Bu manşetler boşuna atılmıyor. Bu manşetler bu noktada bu değerlendirmeler en azından bundan atılmıyor. Bunlar önemli. İşte örneğin işte Hürriyet'in ya da Radikal'in manşeti, ki Radikal'in o dönem işte yine eleştiren bir bakış açısıyla halkın muhtırası olarak nitelendirmesi. Aslında muhtıraya bir atıf yaparak, yani aynen, orada bir muhtıraya atıf yapılması. Hatta o dönem içerisinde mesela ilginçtir. Seçim sonuçlarından önce daha sert hareket eden Doğan medyasının bu sefer daha yumuşak mesajlar vermesi manşetler üzerinden. Bu değişimi de anlamamız gerekiyor. İşte nedir Milliyet Gazetesi? İşte Gül'e yapılan milli refleks Erdoğan'ın açıklamasından bahsederek. Dolayısıyla böyle bir çerçeve var. Bize hani haberlerin detayının çok bir ehemmiyeti yok. Bizim için önemli olan burada anlattığın o manşetlerin nasıl yönlendirildiği. Hani biraz da bunlara değinmen. Hatta yani tamamen demeyelim ama tabii ki de ben sizden olayların ne olduğunu istiyorum ama çok kısa, hani çok detaya girmeden 2-3 cümleyle bu olay şudur dedikten sonra ya bu olaya bu medya organları nasıl yaklaşmış? Bizim esas bunu anlamamız gerekiyor ve bu medya organları buna nasıl yaklaşır iken aynı zamanda burada arka planda siyasetle olan bağı, ilişkileri neler? Bunu iyi anlayabilmemiz gerekiyor. Bu yüzden önemli. Sunumlarda hani ben size söylüyorum, görsel kullanın, görsel kullanın. Tamam, evet, görsel kullanma bu. Bu slaytlar içerisinde. Ama bir de bunu görsel kullanırken bu görselleri de anlatabilmemiz lazım. Hani bunu anlattığımızda sunum tam anlamıyla efektif olur. Evet, derim ki işte medya siyaset ilişkileri bağlamında nedir? İşte muhtıra ve devamında 367 Cumhurbaşkanlığı seçimi krizi gibi. O yüzden hani malzeme var. Malzeme bulmakta bence sıkıntın yok. Zaten yeterli malzeme var. Sadece malzemeleri daha rafine bir şekilde ve konumuzla bağlantılı bir şekilde sunma meselesi var. Bizim meselemiz daha ziyade bu, Burak. Herhangi bir sorun var mı? Yok hocam. Arkadaşların sorusu varsa cevap verebilirim. Olan varsa tabii bu arada sorularını da alabiliriz. Zaten hani Burak'ın videosu olmadığı için bu dersin YouTube kaydı olarak. Hocam videoyu da isterseniz çekip hemen atabilirim. Yok size. Gerek yok artık. Ona gerek kalmadı. Zaten sözlü sunum olarak bunu aldığım için senden ona ekstra bir ihtiyaç kalmadı. Ama dediğim gibi tercihen benim tercihim önceden video atmanız. Daha iyi hazırlanmanız açısından da diğer arkadaşlar için söylüyorum. Daha faydalı olacaktır. Ama dediğim gibi bu hususlar önemli arkadaşlar. Yani tamam, görsel kullanın, manşet kullanın, kullanacaksınız zaten. Ama o manşetleri hani öyle bırakmayın. Biraz daha içine girin. Biraz daha detayına girin. Bu noktada sunumu bu doğrultuda oluşturmak için. Evet Ertuğ, ben de sana cevap yazmıştım. Herhalde cevabım ulaşmıştır ya da bakmamış olabilirsin bu bize. Hocam. Kim uygundur dedim. Evet. Bu ödevim herhalde pek hoşunuza gitmedi galiba da. Eleştiriyorum yani. Tekrar yeniden bir ödev. Amacımız bu. Yani sizi eleştirmek dair. Yeniden bir ödev hazırlayabilirim. Yok, hani onu öyle bir şansımız yok maalesef. Ama eleştiririz. Dediğim gibi maksat bir hazırlık yapmanız, bunu bana sunmanız, benim de sizi eleştirmem. O eleştiriler doğrultusunda da
sizin bundan sonraki sunumlarınızda daha iyi bir noktaya getirmeniz. Sen şimdi malzemeyi toplamışsın. Hani derler ya, her şey var. Hani helva niye yapmıyorsun? Mesele biraz o senin sunumunda. Benim gözlemlediğim eksik o. Evet var, yani şurada bir eksik bir şey görmüyorum. Gazete manşetleri de bana kalsa çok rahatlıkla yeter. Hani sen haber bulamadım ne diyeyim? Bence böyle bir sorun yok. Çok rahatlıkla bunlar yeter. Ama mesele onları rafine hale getirebilmek. O helvayı yapabilmek. Yani benim eleştirim bu noktada bu. Hani bu eleştiriyi de aynı zamanda diğer arkadaşlara da örnek teşkil etsin diye yapıyorum. İlk sunumlarda genelde kurbanlar oluyor böyle. O da senin şansına, ilk sunum sana denk geldiği için böyle bir durum oldu. Yani bunlar eleştiridir dediğim gibi. Bunları siz ilerleyen safhalarda daha iyi bir noktaya farklı sunumlarınızı getirebilmek adına yapmış olduğum eleştiriler. Sorun var mı başka? Ertuğrul'a da sen sormuşsun ama tamamdır. Yani ben uygun diye yazdım. Gitmemiş olabilir. Bazen ofiste yaşanıyor öyle sıkıntılar. Herhangi bir sıkıntı yok konu seçiminle alakalı. Dediğim gibi arkadaşlar bu hususlara dikkat edin. Hani bunlar özellikle sunumlarınızı hazırlarken oldukça önemli. Çünkü hepinizin incelediği konular önemli konular. Türk siyasetini gerçekten etkileyecek. Birçoğunuzun Türk siyaseti, bazılarınızda da dünya siyaseti de var. Hatta 2. Dünya Savaşı Hasan Furkan herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Farklı çalışmalar da olacak ama bizim meselemiz işte medyanın burada nasıl bir rol oynadığını daha iyi anlayabilmemiz. Çünkü biz hani biz bunu basite indirgeyemiyoruz. Medya bütün ülkelerde, sadece Türkiye özelinde değil, önemli bir kuvvet. Her zaman o dördüncü kuvvet kavramının bu sebeple ortaya atıldığını biz rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama işte bu bağlantıyı sizin kurmanız lazım. Bu bağlantıyı kuramadığınız zaman siz sadece olayı incelemiş olursunuz. O biraz farklı bir sunum boyutuna geçmiş olur. Ama bizim amacımız daha ziyade o medya siyaset ilişkilerini sizlerle en azından daha keskin bir çerçeveye oturtabilmek arkadaşlar. Biz bu doğrultuda genelde hani bütün çalışmalarımızı ya da size yönelik en azından çabalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Herhangi bir kafasına herhangi bir şey takılan, herhangi bir sorusu olan bu esnada yazabilir. Ben bir yandan şeyi de kontrol edeceğim. Sorusu olan. Bu arada arkadaşlar notlarınızı da girdim, görmüşsünüzdür. Sabah tamamlamıştım zaten şeylerinizi. Öncelikle emeğinize sağlık, teşekkür ediyorum. Genel itibariyle memnunum. Şundan dolayı memnunum. En azından temel çerçeveye dair yorumlarınız olmuş. Fakat eksik kalan yerler olmuş. Bazı yerlerde özellikle yorum sorularında oldukça kısa yanıtlar gözlemledim. Basın özgürlüğüyle alakalı mesela yazıyorsunuz ama çok da farklı detaylar vermişsiniz. İşte iletişime dair, genel medyaya dair. Daha ziyade sorunun odağından zaman zaman kopulduğunu da fark ettim. Ve dediğim gibi yine baktığımız zaman özellikle o yorum soruları, işte basın özgürlüğü ya da işte TRT kamu hizmeti yayıncılığında sizin bu noktada bir aktif rol oynasaydınız, nasıl bir politika izlerdiniz sorularında kısmen yanıtların bazılarında, hepsini demeyelim daha bazılarında eksik kalındığını gördüm. Hani puan kırmalarım ondan ibaret ama onun haricinde zaten mümkün mertebe dediğim gibi memnun kaldığım için, yani 70'ten aşağı bir notta zaten yok. Bir arkadaşımız kopyala yapıştır yapmış ki benim genelde hiç sevmediğim bir şey maalesef. Onları tespit edebiliyorum ama genel itibariyle hiçbirinizde öyle bir girişim en azından tespit etmedim. Abi bizim çalıştığımız makalelerden alabilirsiniz. Hani yükledim oldum. Onda sıkıntı yok zaten ama onun haricinde farklı makalelerden doğrudan kopyala yapıştır yapıldığı zaman bunu rahatlıkla tespit edebiliyorum. Biz geçen dönemde yaşamıştık, bu dönemde yaşadık. Yani yaşıyoruz, ona yapacak zaten bir şey yok. Ama genel itibariyle dediğim gibi memnunum. Biraz daha dikkat edilmesi lazım. Ama temel mantaliteyi anladığınızı düşünüyorum. Final sınavında da yine benzer şekilde hem biliyorum hem de yine böyle diğer arkadaşlarımızın da sunumlarını içerecek şekilde hani o sunumları ne kadar takip edip etmediğinizi ölçebilecek bir yine sınav gerçekleştireceğim arkadaşlar. Hani bunu da tekrar sizlere ifade etmiş olayım. Ama genel itibariyle dediğim gibi notlarla alakalı çok bir sorun diyebileceğim bir hususu ben kendi adıma tespit etmedim. İnşallah aynı sıkıntısız şekilde devam ederek dönemimizi de tamamlamış oluruz arkadaşlar diye umut ediyorum. 9. haftaya baktım. 4 Mayıs tarihinde
Gürkan ve Ayşegül'ün sunumları bizlerle birlikte olacak. Dediğim gibi hani mümkün mertebe öncesinden hazırlarsanız, video hazırlamak bence bir öğrenci için daha kolaydır diye düşünüyorum açıkçası. Daha en azından rahat hazırlanabilir diye düşünüyorum. Bana bir gün öncesinden, hani akşama kadar da olabilir, akşam oturuyoruz en nihayetinde, oturur izleriz, değerlendiririz, çok sorun değil. Ha tabii öğlen olursa daha iyi olur. Yani benim en azından vaktim olmuş olur. Yollamanızı bekliyorum bir gün öncesinden sunum tarihleriniz içerisinde. Ona göre değerlendireceğiz. Yine böyle eleştiriler yapacağız. Tabii bugünkü derste söylediğim hususları da, tabii bunlar size biraz da geri dönüş olmuş oluyor. Biraz avantaj olmuş oluyor. İyi dikkat ederseniz daha iyi sunumlar ortaya çıkar. Sizin açınızdan da faydalı olur diye umut etmekteyim arkadaşlar. Bunu da böylelikle ifade etmiş olalım. Bunun haricinde yine herhangi bir sorusu olan, dediğim gibi normalde 20 dakika yarım saat arası bir değerlendirme yapıyorum. İşte sorular soruyorum, eksikleri söylüyorum sunum başına, normalde bir saate de tamamlıyoruz. Ama dediğim gibi bugün diğer arkadaşımız Burcu hiç sınava da gelmedi, tahminimce dersi bıraktı. Dolayısıyla herhangi bir o noktada bir şeyimiz olmayacak. Dersimiz, ekstra bir sunum değerlendirmemiz o süreçte olmayacak arkadaşlar. Ama gelecek hafta yine iki sunumumuz zaten gözüküyor. Gürkan ve Ayşegül'ün sunumları. Dolayısıyla güzel bir şekilde yine biraz daha detaylı bir şekilde değerlendirmelerimizi de sizlerle yapacağız. Bu dersin de yine YouTube kaydını sizlere ben yine yüklemiş olacağım. Dersi kapatmadan önce tabii yine son olarak da yine klasik olarak bir seminer duyurumuzu yapalım. Cumartesi günleri malumunuz devam ediyor. Geçtiğimiz haftada biraz da yine günceli yakalayarak daha ziyade Ermeni sözde Ermeni soykırım ya da soykırım iddiaları üzerine konuştuk. Uluç Gürkan'la değerli hocamız. O da iyi, güzel bir çerçeve çizdiğini düşünüyorum. Katılan arkadaşlara da tekrar çok teşekkür ediyorum. Güzel sorularla, genelde soru cevabı da çok fazla vaktimiz kalmıyor. Bazen hocalarımız çok, biraz da konuşuyorlar. Ben de çok müdahale etmek istemiyorum ama hocalarımız da hani sizlerle buluştukları zaman onların da heyecanı oluyor. Onlar da anlatıyor. Olabildiğince bütün sorulara sormaya çalışıyorum. Bir şekilde moderate etmeye çalışıyoruz ama sizin ilginiz bu noktada her zamanki gibi gayet güzel. Bu cumartesi de devam edeceğiz arkadaşlar. Bir yandan şu anda gösterebiliyor muyum? Büyük ihtimal görüyorsunuz diye düşünüyorum. Yine tabii Ermeni meselesi üzerinden aslında bizim yine çok konuşulan, çok tartışılan bir meselemiz Türk dış politikası. Türk dış politikası üzerine konuşacağız. Bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Tabii sadece Ermeni meselesi değil. Baktığımız zaman Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkileri. İşte bu iki gün içerisinde Kıbrıs görüşmeleri olacak Cenevre'de. Yine Kıbrıs meselesi gibi birçok farklı mesele var. Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilimler. Türkiye'nin Rusya politikası gibi. Yani Türk dış politikasını ilgilendiren çok sayıda önemli güncel mesele, güncel sorun mevcut. Onu da yine sağ olsun biz ilk programımızı yaptığımızda izleyici olarak katılmıştı ve gayet güzel sorular sormuştu. Hüseyin Hoca, Hüseyin Bağcı dış politika üzerine hakikaten Türkiye'de sayılı isimlerden birisi. Ekseriyette televizyonlarda kendisini sürekli olarak çağırıyor. Ama sağ olsun kırmadı, zaten söz vermişti. Dedi ki belli bir süre bize ayırmak için. Kendisini davet ettim hazır güncel yakalamış iken. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünde aynı zamanda Dış Politika Enstitüsü'nde başkanı. 1 Mayıs'ta saat 3'te bizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Yine aynı Zoom bilgileri ve ben size yine zaten Zoom bilgilerini mail olarak atarım. Yine daha bu noktada bekliyorum. Güzel ve dediğim gibi ilgi çekici bir söyleşi olacağından da açıkçası eminim. Özellikle Hüseyin Hoca'nın dediğim gibi bu noktadaki uzmanlığıyla biraz daha yine söyleşi formatında soru cevaplarınızı olabildiğince aktararak sizlerle onu buluşturmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu noktada da davet ediyorum cumartesi günü. Zaten malumunuz bir tam kapanma sürecine girdiğimiz için herkes de evlerinde olacaktır diye çoğunluk en azından düşünüyorum. Dolayısıyla bu daveti de yapmak isterim son kısmında. Herhangi bir son sorusu olan
Eğer yok ise arkadaşlar bu dersinde yine YouTube kaydını akşama kadar yüklemiş olurum. Bir izleyin şöyle bir benim söylediğim şeyleri de sunumlarınızı hazırlarken. Ama yine sunumlarınızı hazırlarken sorunuz olur. Hocam kafam şuna takıldı. Şöyle bir sorun oldu. Bana her zaman maille ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz mail adresimi zaten. Herhangi bir ulaşma noktasında bana maille herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Onun haricinde benim aklıma gelen bir şey yok. Zaten notlarınızı da girdim. Sunumlarınızın bitimine mütakiben sunum notlarınızı gireceğim. Yani bütün sunumların bitimine mütakiben dönem sonunda notlarınızı vereceğim. Sunum notlarınızı aynı zamanda katılım notlarınızı da vereceğim. Sonra da bir final gerçekleştireceğiz. Finalde final zamanı zaten konuşuruz arkadaşlar. Onu daha henüz uzun bir en azından süremiz var. Bugünkü katılımınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Bir aksilik olmazsa yine önümüzdeki hafta Gürkan ve Ayşegül'ün sunumlarıyla sizlerle beraber dersimize devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Her zaman olduğu gibi sağınıza, saatinize dikkat edin arkadaşlar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun.